Merhaba arkadaşlar. Özellikle otomatik vites kullanan takipçilerimizin sorduğu sorulara binaen açıklama ihtiyacı hissettik. Bazı araçlar arkadaşlar yarı otomatiktir. Bazıları tam otomatiktir. Harflerimiz R, N, E ve M. M de arkadaşlar özellikle sorduğunuz için söylüyorum. M manuel demektir. Manuel vites kullanımına geçmek demektir. Peki otomatik araçlarda neden bir manuel ayarı koyulmuş yarı otomatiklerde? Çünkü bazen rampa çıkışlarda araç zorlanabiliyor. Yani E'de haliyle eğer sizin otomatik vitesinizde D yazıyorsa E D'ye tekabül eder. Ya da A yazıyorsa yine E A'ya tekabül eder. E, D, A bunlar ileri demektir araç kullanımında. Otomatik araç kullanımında ama solda da bir M görürsünüz. Bakın eksisi vardır. Artısı vardır. Bunlar ne işe yarar? Seyir halinde mesela şöyle bakın 1'e aldığınızı gösterir. Şuraya takip ederseniz. Hızlandığınız zaman bu 2 olur, 3 olur. Bakın böyle 3 olur. Tekrar hızlanırsınız 4 olur. Hızınıza göre buradaki ayar değişir. Bakın arkadaşlar eksiyi aldık. Buradaki ne oldu? 1 oldu. Bakalım artıya getirelim. Burada ne oldu? 2 oldu. Yani bu tamamen manuele getirmenizle alakalı bir olay. Ama siz D'de kullanacaksınız veya A'da veya E'de hepsi aynı anlam. İleri sürüş demektir. İleriye aldığınız zaman bakın aracınız normal hiçbir vites atma ihtiyacı hissetmeden kendisi düz gider. Zaten manuele aldığınız zaman da M ayarını aldığınızda da siz bir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece M'ye getiriyorsunuz, artılarını tıklatıyorsunuz. Tıklattıkça vitesiniz artıyor. Yani manuel, yarı manuel kullanıyor demek sanki debriyajlı, vitesli bir manuel kullanmanız anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Araç kullanmadan önce mutlaka kullanacağınız aracı, temin ettiğiniz aracınızı tanımanız gerekir. Tanıdığınız zaman aracınızı daha rahat kullanırsınız. Mesela şu an biz E'de kullanıyoruz. E'de yani direkt otomatikte kullanıyoruz. Burada da E konumunun göstergesini bakın şurada görebilirsiniz. Otomatik olarak 7'ye kadar atan bir vitestir. Durum bu şekilde. Evet arkadaşlar otomatik vites, yarı otomatik vites araçlarımızdaki harflere çok takılmayın. Bir de hazır tarif etmişken şuradaki N'yi P yerine geçtiğini de söyleyelim, park yerine geçtiğini. Çünkü arkadaşlar normalde tam otomatik vites araçlarda P vardır, R vardır, N vardır, D vardır. İhtiyaç halinde eğer ki rampada firma rampa garantisi vermemiş, motora daha doğrusu teminat olsun diye alternatif olarak bir M koymuşsa, bazı araçlarda da hatta sadece rampaya çıkacakları bir tuş koymuşlardır. Onu da ilerleyen zaman zarfında sizlerle paylaşırız. O videolarımızı da çekeriz. Yani buradaki harfler kafanızı karıştırmasın. Mesela biz aracımızı park edeceğimiz zaman N'ye alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Bu şekilde oradaki N, yani manuelde boş demek olan N, aynı zamanda bu tür araçlarda, bu tür otomatik araçlarda park etmek demek de oluyor. Ama eğer N'nin dışında P varsa o zaman siz park konumuna getirirsiniz. Mesela N'nin park yerine geçtiğinin tescilini de burada şey yapabiliriz. Bakın direkt park diye gösteriyor. Yani park ettiğimize dair artık el frenimizin işaretiyle de teyit ettiğimize göre aracımızın frenini çekip kontağımızı kapatıp tekrar park konumuna getirmiş olabiliriz ve bu da yapmanız gereken en normal parktır. Tekrar çalıştıracağınız zaman aracınız ne pozisyonunda olacak? Ayağınızı mutlaka frene basmak durumunda olacaksınız ve daha sonra kontağınızı çalıştırarak, kontak anahtarınızı çalıştırarak aracınızın çalışır hale gelmesini sağlayacaksınız. Yani bu vites N dışında eğer E'de ise veya M'de ise asla kontağınızı çevirdiğinizde çalışmaz. Hele de ayak frende değilse zaten çalışmaz. Ayağınız frende olacak ve siz mutlaka N pozisyonunda
aracınızı çalıştırmış olacaksınız. Nasıl park ediyorsanız park etmiş pozisyonuyla da o şekilde çalıştırmış olacaksınız. Yine eğer anlaşılmayan bir durum olursa bize yazarsınız. Biz de ilgili videolarımızı çeker, sizleri bilgilendirmeye çalışırız. Sağlıcakla kalınız.